Bugün siz Good Luck TV izleyicilerini çok değişik bir yolculuğa çıkarıyorum. Pelit fabrikalarını ziyarete geldik. Fabrika deyince aklınıza hemen kocaman dev bacalarından kirli dumanların çıktığı, çocukları ve herkesi korkutan bir bina gelmesin. Pelit fabrikaları 50 yıldır ülkemizde var olan bir kuruluş. Bunun hemen yanı başında 4 yıl önce içinde pek çok fonksiyonu bulunan 110 bin metrekarelik alanı olan bir yer inşa edildi. Bugün buradayız. İçinde özellikle çocukların çok hoşuna gidecek bir çikolata müzesi olan bu tasarım harikası bina, İsmail Acar'ın her köşesine sanatının elinin değdiği, her yerinden belli olan, dünyada ve Türkiye'de bir eşi benzeri olmayan Pelit Çikolata Fabrikası'nı ve Çikolata Müzesi'ni, tasarımını yapan İsmail Acar'la birlikte siz Good Luck TV izleyicileri için birlikte gezip dolaşacağız. Merhaba İsmail'cim. Nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk. İyiyim, sağ ol. Hazır mısın uzun bir yolculuğa? Hem de nasıl. Büyük bir hevesle bekliyorum. Kokular şimdiden burnuma doldu. Hatta yolda gelirken başladım aslında bu kokuları almaya. Evet. Ne de olsa çikolata fabrikasındayız. Çok büyük bir alandayız. Evet. Kapalı 110 bin metrekare alan. Hı hı. Burada daha çok üretim alanları var. Hı hı. Ama biz bu üretim alanlarını buranın mimarı BRN Mimarlık Baran Uyan'la birlikte bir farklılık getirelim dedik. Hı hı. Çünkü İstanbul her yer binalarda oluyor. Ve bu binalar beton ve evet, ruhsuz binalar. Evet. Biz bu binalar gibi bir bina olsun artık istemiyoruz İstanbul'da. Ve bir öneri olarak sıra dışı bir mekan nasıl yapılır diye evet, bir yola çıktık. Ve en son kendimizi bir çikolata müzesi tasarlar halde bulduk. Buna tabii hep birlikte tanıklık edelim istersen. İlk etapta burada bu avize tabii dikkatimi çekti. Hı-hı. Dikkatimi çekmemesi mümkün değil. Işıl ışıl. 400 bin Swarovski'nin yan yana gelişinden bir yazı. Yani bizim geleneğimizde hep vardı. Bir yere girerken Bismillah, Allah ya da adımını atarken Allah yazıyor. Bismillah denir. Biz de hani böyle bir mekan tabii nasıl bir yerde yaşıyoruz? Eğer Amerika'da olsaydı farklı bir tasarım olurdu ama Türkiye'de özellikle böyle bir toplumda ve yemek yenen bir mekanda, evet, evet, yemek yapan bir mekanda böyle bir tasarım yaptım ben ve bu uygulandı daha sonra. Ne kadar zamanda bitirdin onu? Tasarım aşaması tabii daha kısa bir zaman olsa da üretim aşaması bir yıla aşkın bir süre bitti. Oldu. Evet. Tabii buradaki bütün tasarımlarda birazcık ben mekanın ruhunu kullandım. Evet. Bunlar nelerdi? Bu firmanın bir gelenekçi yapısı var. 50 yıllık bir İstanbul markası. Evet, evet. Ve sahibi Selahattin Ayhan Bey sabah 3'te kalkıyor. Ve 24 saat az bile onun için çalışıyor demek. Bu müessese de öyle. Hı-hı. Yani 24 saat çalışan bir hiç müessese. Durmuyor. Hiç durmuyor. Evet. Ben de bir resim olsun dedim girişte. Eski mimariye baktığınız zaman mimari diğer sanatlarla çok iç içe. Ve biz de neden olmasın dedik binanın girişine biz bir resim yapmayalım. Hı hı. Bu da birazcık üç boyutlu olsun. Yani bu resimin tabii resmin ötesinde bir düzenleme, canlı bir enstalasyon şey, evet, niteliğinde. Üç zaman İstanbul ve zamansız saat. Kadranı olmayan bir saat. Üç boyutlu bir sahibi çalışma. Sahibi gibi değil mi? Çünkü sahibi o da gibi, zamansızca evet, çalışan, üreten Selahattin bir insan. Selahattin Ayhan Bey çok iyi anlatan, evet, Pelit'i çok iyi anlatan, yani bir giriş objesi. Hı hı. Sanıyorum çikolata çeşmesi değil mi? O gözümü çarpıyor. Tabii, burada bütün bazı unsurlar Selahattin Bey tarafından kurgulandı. Mesela nedir? Bunlar teknik konular. Bir hı hı, çikolata, çocuklarla çok iyi diyaloğu olan bir şey ve o çocuklar üzerinde bir anket yaptı. Hı hı. Onlar kana kana çikolata içelim diye hayallerini anlatmışlar. Evet. Ve kendisi de bunu realize etti. Evet. Ve biz de bunu girişte değerlendirdik. Evet. Ve gördüğünüz üzere çeşme açılıyor. Gerçekten okuyor ve, mu? Denemelisin. Evet, evet, kesinlikle biz deneyeceğim. Biz de çikolata merak istiyoruz. Evet, bakalım hatta nasıl olacak. Hatta ben açayım
Aman tanrım. Bunu ben şimdi almayayım, her yerime bulaştırırım ama aklım saklı kalsın, asla bırakmayacağım onu burada. Mutlaka yiyeceğim hepsini. Ve çeşme gör. Bu peki bu da çikolatayı andırıyor sanki. Tabii tamamı çikolata. Şey, her yeri çikolata bunun. Herkesin dışarıya çıkan çocuklarda görüyorum. Çocukların hepsinin ağzı böyle en bayıldığım görüntüdür. Çikolata içinde çıkıyorlar dışarıya. Bir cennetten çıkıyorlar çünkü. Feel my way through the darkness. Guided by a beating heart. I can't tell.